Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kocaeli'ye geldi. Önce CHP'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Karamollaoğlu, daha sonra Kocaeli buluşması programına katıldı. Programda ilk olarak konuşan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Bu seçimde istişare ve ortak akıl kazanacak ifadelerini kullandı. Ötekileştirmeyen, umut dolu yarınları vaat eden Millet İttifakı bileşenleri var ve ortak adayımız müstakbel Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Mutlu'nun ardından konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na gönderme yaparak nasıl yavru vatanı birlikte kurtardıysak konu vatan olduğunda yine bir araya geldik ifadelerini kullandı. Biz rahmetli Bülent Ecevit ile, biz rahmetli Necmettin Erbakan Hoca ile, biz rahmetli Kandıralı Turan Güneş ile nasıl yavru vatanı koruduysak yine mevzu vatan olduğunda önce vatan diyoruz, sonra bayrak diyoruz. Milletvekili adayları adına konuşan CHP Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı Muhip Kanko, Sayın Genel Başkan 14 Mayıs'ı zaferle karşılamak ve 15 Mayıs'ta güzel bir ülkeye uyanmak için bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Hayırlısıyla 15 Mayıs'ta bahara erdirmek için bizimle birlikte yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. CHP listesindeki Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Hasan Bitmez konuşmasında yenileceğini anlayanlar sanki biz kazanırsak Haçlı ordusu kazanacakmış gibi lanse ediyorlar ifadelerini kullandı. Kaybedeceğini anlayanlar, hissedenler sanki 14 Mayıs'ta bir savaş olacakmış, bir taraf kazanırsa Haçlılar kazanacak, diğer taraf kazanırsa da İslam ordusu kazanacakmış gibi bir takdim etmelerini ülkemize yapılacak en büyük kötülük olarak görüyoruz. Programda son olarak kürsüye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açlık sınırı altında maaş alan milyonlarca insanımız var. Bu iş böyle devam edemez. Seçim birinci turda neticelenecek ve mecliste çoğunluğu alacağız ifadelerini kullandı. Ama benim inancım, samimi olarak inancım, bu seçimde hükümetin değişeceği, inşallah Millet İttifakı'nın iktidara geleceği istikametinde. Mayıs'ta artık bugünkü iktidarın sonu gelmiş olacak. Bundan sonra da AK Parti'nin ayakta kalabilme şansını ben göremiyorum. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki programa CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Deva Partisi İl Başkanı Semih Taşveren, Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Arabacı, CHP Kocaeli Milletvekili adayları Muhip Kanko, Hasan Bitmez ve Harun Özgür Yıldızlı başta olmak üzere partililer ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından program tamamlanırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Millet İttifakı temsilcileri hep birlikte basına fotoğraf verdi.